99.9 Gün FM'den gündem özel programından ben gazeteci İsmail Akar. Radyoları başında bulunan tüm dinleyenlerimize sevgiler, saygılar diyen dinleyenler. Gündem özel, gündem özelin yine her zaman olduğu gibi özel bir konu var. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurla Okumuş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese saygılar, sevgiler. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet. İnşallah Covid'siz, hastalıksız günler dileğiyle tekrar herkese merhaba diyorum. Değerli dinleyenler, hem Facebook'tan hem Instagram'dan, Gün FM hesaplarından canlı yayınımız var. Bunu niye söyledim? Şimdi hocam çok yorgun görünüyor. Tabii ki mesainin de son saatleri, son günleri. Tabii bu yorgunluğun sebebi de bir yılı geçti artık. Hani bir çocuğunuz olmuş olsaydı bir yaşında belki de işte 4-5 günlük bir çocuk sahibiydi. Bu Covid-19 adını böyle koyarsak. Hocam, bu pandemi süreci içerisinde Afyonkarahisar'da ve sizin yaptıklarınızı şöyle bir özetlemeye çalışırsak neler yaşandı? Buyurun söz size. Şimdi pandeminin başından itibaren, ilk vakaların görülmeye andan itibaren açıkça söyleyeyim Türkiye'nin birçok iline göre daha organize bir savaş başlatıldı açıkçası bu pandemi süreciyle. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Devlet Hastanesi ve Üniversite Hastanesi ve diğer özel kuruluşlarla beraber gerçekten çok hızlı bir organizasyona gidildi. Biz de kendi üniversitemizde, kendi hastanemizde hızlı bir yapılanmaya giderek bu vakaların diğer hastalardan izole edileceği, bakımlarının, muayenelerinin, tetkiklerinin yapılacağı, yatacağı yerler hepsi ayrıldı. Hatta bunun için hastanemizin bir bloğu tamamen COVID bloğu olarak ayrıldı. Acil girişine itibaren COVID tanı ve muayene alanları ayrıldı. Tanı alan hastalarımıza veya şüpheli vakalarımız hemen hızlı bir şekilde tetkikleri yapılarak servislere yatırıldı. İhtiyacı olan hastalarımıza yoğun bakım hizmeti verildi. Bunun yanında ilde de gerçekten çok ciddi bir organizasyon yapıldı. Zaten şu anki sonuçlara baktığımız zaman Türkiye'deki COVID'le mücadelede, pandemi mücadelesinde oldukça başarılı illerden birisiyiz. Kırmızı alanda değiliz en azından. İnşallah da olmayız. Böyle de devam eder. Kavşak noktası olmasına rağmen, insan hareketliliğinin çok fazla olduğu bir il olmasına rağmen diğer birçok ile göre pandemi sürecini başarıyla atlattığımızı söyleyebilirim. Şimdi bakıldığı zaman son cümlenizden hareketle hakikaten mobilasyonun en yoğun olduğu illerden birisi. Bu çok önemli. Yani tamam biz kırmızı değiliz, turuncu değiliz ama bunu da kontrol etmek de çok zor. İstanbul'dan işte en fazla rekoru şimdi Samsun çıktı. Oradan gelen veya güzergahı kullanacak olan insanlar iş yerine uğradı. Bu konuda herhangi bir şey yapılabilir mi? Ne dersiniz bir sağlıkçı olarak, bu konuda profesör, bir uzman olarak? Şey açısından mı? Tabii mobilasyonu hani daha net bir şekilde soran tabii ki ulaşımı yasaklamak zor. Zor. Şöyle aslında şehrin içerisinden geçen yol birçok şehri birbirine bağlayan bir ana hat aslında. Evet. Avantajımız şu oldu. Başında hemen bu olayın başında özellikle şehrin girişindeki ve içindeki alışveriş merkezlerinin kapatılması, dışarıdan gelen insanların burada ihtiyaçlarını giderme veya konaklama, yeme içme, alışveriş gibi ihtiyaçlarını yapamamalarına neden oldu ki bu da insanların şehrin bir tarafından diğer tarafına çıkışına kadar hangi yöne gidip geliyorlarsa transit geçiş yapmalarına neden oldu. Yani bu kadar hareketli bir güzergahta olmasına rağmen bu insanların büyük bir kısmı, bu karayolu üzerindeki araç hareketinin büyük bir kısmı şehir içerisinde duraksamadan geçiş yaptı. Anladım. Bu yani ciddi bir avantaj çevre oldu. Çevre yolundan geçtiler ve çevre yolunda da gerekli evet. Önlemler vardır. Eğer AVM'ler, lokantalar, alışveriş merkezleri açık olsaydı evet. O zaman ciddi olarak biz yani İzmir'den tutun da Hakkari'ye, Trabzon'a kadar bu güzergah üzerinde kuzey, güney, doğu, batı aksında biz birçok ilden maalesef vaka alırdı. Belki de en fazla vaka evet, yaşayan evet. Bir il olurdu. Evet. Dolayısıyla aslında bu da Afyon'dan mücadelenin ne kadar başarılı olduğunu gösteren bulgulardan birisi. En tehlikeli illerden birisi bizdik açıkçası. Evet. Yani bunun dışında alınan önlemler, Türkiye genelinde alınan önlemler yeterli mi? Herhangi bir sizin ilave edebileceğiniz bir öneriniz var mı? Yani bundan sonraki süreç için. Çünkü bu yeni bir mutasyonla yeni bir şekilde devam ediyor. İnsanların
çok daha fazla dikkatli olması lazım. Biz her seferinde bütün yayınlarda söylüyoruz. Yani sanki bitmiş gibi ziyaretler devam ediyor. Aile ziyaretleri de devam ediyor. Özellikle kırsalda bu biraz daha hafiflanıyor ve toplu görüşmeler, oturmalar, kalkmalar diyelim. Bunlar devam ediyor. Yani bu konuda alınan önlemleri nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi alınan önlemler, daha doğrusu öneriler diyelim. Evet. Yani bakanlığımız başından itibaren bilim komisyonuyla beraber hızlı bir çalışma içerisine girip yapılması gereken, alınması gereken önlemler konusunda tavsiyelerini, önerilerini, talimatlarını yayınlamış oldular. Ve bunlar bir sağlıkçı gözüyle baktığımız zaman kesin ve doğru önlemler idi. Zaten bunun sonuçlarını da dünyadaki birçok ülkeye göre çok üst sıralarda ölüm oranının azlığı, vaka sayısının azlığı açısından baktığımız zaman birçok ülkeye göre, gelişmiş dediğimiz birçok ülkeye göre çok başarılı bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Hiçbir zaman bunu sıfıra indirme şansınız yok şu anda. Yani evet. Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka bitti, artık hiç vakamız yok deme şansımız yok. Hocam belki şey gibi olacak da hani bir dönemler çok fazla dillendirdiğimiz bir şey vardı. Ben birçok görüşmelerimde onu söylüyorum işte radyoda, televizyonda, köşe yazılarında. Nasıl depreme alışarak yaşamayı öğrendiksek evet. Artık belli bir en azından 3-4 yıl biz bu virüse alışarak, yani virüste yaşamayı öğreniriz artık. Bana göre 3-4 yıl değil, daha uzun süre evet. Ama şöyle. Ya sonuçta bu bir virüs. Nasıl biz her sene grip virüsüyle karşılaşıyor isek, ki grip virüsünün özelliği de, ben mutasyon konusuna da girmek istiyorum burada. Evet. Grip virüsü her sene kendi genetik yapısını değiştirerek her sene farklı bir tiple karşımıza çıkar. Grip. Evet, grip virüsü. Evet. O yüzden de her sene aşı yeniden üretilir. Muhtemel virüsün genetik yapısını takip ederek aşı firmaları muhtemel 3 mutant yapıya göre her sene yeni aşı üretirler ki yeni salgın yapacak aşı grip virüsüne karşı da korunma sağlayalım. Aslında korona da aynı şekilde. Yani biz korona vakaların sayısını azaltabiliriz. Vakalar, ölümler azalır ama bu virüs artık bence hayatımızda. Mutasyon dediğimiz olay. Bunu aslında çok fazla abartmamak gerekiyor. Ne açıdan abartmamak gerekiyor? Virüs yaşama olasılığını artırabilmek için her canlı gibi soyunu diyelim, yani daha böyle genel bir tabirle sürdürebilmek için karşısına çıkan zorlukları, engelleri yenmek için genetik yapısını değiştirir. O da bir kendi kendine bir alternatif geliştiriyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Alternatif geliştirerek daha güçlü, daha hızlı yayılan, daha çok çoğalan bir türe dönüşmeye çalışıyor. O şeyler nasıl kurtulacak, onun çalışması evet, gerekiyor. Evet. Yani karşıda bir engel çıktığında, bir işte bununla mücadele etmek için bir aşı çıktığında, bir ilaç çıktığında, bir antiviral ajan çıktığında bununla mücadele etmeye çalışır. Dolayısıyla virüs genetik yapısını değiştirmeye devam edecek. Burada bizim mutant virüs dediğimiz genetik yapısı değişmiş virüsten değil, biz buna karşı almamız gereken basit önlemleri niye almıyoruzdan korkmamız gerekiyor. Yoksa virüs görevini, vazifesini yapmaya devam edecek. Biz maskemizi, gerçekten bunlar çok basit şeyler ama biz maskemizi uygun şekilde takarsak, kalabalık yerlere gitmezsek, birazcık sabredersek, sosyal mesafeye dikkat edersek, el temizliğine, vücut temizliğine dikkat edersek, yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız malzemelere eğer dikkat edersek, bunların temizliğine dikkat edersek, ki aşı da geldi, yaklaşık 11-12 milyona yaklaştı aşılanan vatandaşımız sayısı. Dün açıklamalara siz de mutlaka takip etmişsinizdir. %14. Evet. Bakıldığı zaman tabii bu 10 milyon kişinin değil, 10 milyonun üstünde. 11,5. 11,5'tu ama bunu tabii ikinci aşı olanlarla, yani 11,5 milyon kişi aşılanma dersek belki insanları yanıltırız. Yani ikinci aşı olan 65'in üstündeki ikinci aşı. Şöyle diyelim, 11,5 milyon doz. Evet, aşı yapıldı. Doz olarak yapıldı. Evet. Ama tahminim benim bundan yaklaşık işte 8-9 milyon civarında insan bir kere de olsa, tek doz da olsa aşısı yapılmış durumda. Aşıyla da bu virüsün yaygınlığını, ki siz ne kadar insanları korursanız virüsün şu anda çoğalacağı, sayısını artıracağı, yaygınlaşacağı yer canlı, insan vücudu. Evet. Hayvanlarda benzer enfeksiyonları yapmıyor veya bazı hayvanlara hiç bulaşamıyor ama insanlarda, İnsanlar bizim virüs için bir konak şu anda. Dolayısıyla korunmuş, aşıyla bağışıklık geliştirmiş insan sayısı arttıkça
yavaş yavaş virüsün soyu azalmaya başlayacak. Evet. Enfeksiyon oluşturma ihtimali azalmaya başlayacak. Dolayısıyla biz daha sonraki senelerde bu koronayla devam edeceğiz hayatımız. Ama nasıl olacak? Özellikle de bu vaka sayılarının azalması, artık enfekte insan sayısının çok 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 alt rakamlara düşmesiyle beraber biz aynı grip gibi bağışıklık muhtemelen artık yılda ufak ataklar görmeye devam edeceğiz. Hocam takip edebildiğinizi bilmiyorum ama yani nasıl bir iddia, ben de bunun bilimsel olarak bir cevabını kendi kendime baktım, bulamadım. Özellikle Suriyeliler ve geriye dönelim, Orta Doğu'da bu çok fazla etkili olmadığı söyleniyor. Şöyle mesela Güney böyle Afrika, bilimsel bir şey var. Şöyle yani Güney Afrika mesela mutant virüslere rağmen İngiltere'de çok fazla hastaya neden olan, yoğun bakım hastalığı neden olan aynı mutant virüse rağmen Güney Amerika'da mesela vaka sayısı inanılmaz bir şekilde son 2 haftada çok azaldı, çok düştü. Genler midir? Şimdi, bağışıklık mıdır? Oradaki yaşam bunu, biçimidir? Ben bunu şöyle tarif ediyorum. Adam seçiyor bu virüsü. Yani kimi hasta edeceğini, kimi ne kadar ağır hasta edeceğini, kimi etmeyeceğini virüs biliyor. Nasıl biliyor? Bununla ilgili şu anda devam eden çok fazla çalışma var. Artık son noktalarda gelme durumunda virüs kişilerin genetik özelliklerine, bağışıklık sisteminin özelliklerine, zayıflığına veyahut da bazı bağışıklık sistemimizi etkileyen genetik değişiklikler vardır. Bunlara veyahut da bir de bunların yanına ek riski artıran hastalığı olup olmamasına göre virüs kesinlikle ve kesinlikle şahıstan şahısa, ülkeden ülkeye, ırktan ırka farklı davranış profilleri gösteriyor. Çok ilginç. Yani aynı aileden bakıyorsunuz, 11 kişi Türkiye'de var. Bir aileden 11 kişi koronadan öldü. Veyahut da bakıyorsunuz 87 yaşındaki teyzem sadece hafif bir kırgınlık veya ateşle bunu geçirirken 39 yaşındaki oğlu yaklaşık 12 saat içerisinde çok ağır hasta oldu. Yoğun bakıma girip kaybedebiliyorsunuz. Evet. Kişisel faktörler kesin önemli. Yani dediğim gibi ben bu tabiri çok seviyorum. Adam seçen bir virüs diyorum. Kişisel faktörler, coğrafi, genetik faktörler. Bu da yani güzel bir başlık oldu. Adam seçme, virüsün adam seçiyor olmuş olmasını ilk defa duymuş oldum. Hasta, daha doğrusu üniversite camianızda size bağlı da doktorlar, sağlıkçılar çok muazzam mücadele ediyorlar. Hala bir devam ediyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde de bayramı kutladık. Bu vesileyle tekrar kutlu olsun. Hocam, kaybettiğimiz insan var mı sizin ekibinizde? Bizim ekibimizden yok. Ancak yoğun bakıma yatan, tedavi etmek zorunda kaldığımız hekim, hemşire arkadaşlarımız oldu. Personelimizden oldu ama kaybımız olmadı Allah'a şükür. Fakat ben bu noktaya vurgu yapmak istiyorum. Zaman zaman basında, işte gazetelerde, televizyonlarda özellikle sağlıkta şiddetle ilgili hiç haz etmediğimiz, hoşumuza gitmeyen, tasvip etmediğimiz olaylarla karşılaşabiliyoruz ama ben açıkçası bunu açık yürekle söylüyorum. Yani kişiler, herhangi bir meslek grubundaki kişiler mesleğine bağlılık, mesleğinin gereklerini yapma açısından zaman zaman zafiyet gösterebilirler. Zaman zaman eksikleri olabilir, fazlalar olabilir ama her şeye rağmen ben bu dönemde sağlık çalışanlarının yaptıklarını gerçekten 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 çok takdir ediyorum. Yani ben zaman zaman bu konuda eleştirel yaklaşanlara ve şey yapanlara doğru bulmayanlara söylüyorum. Yani lütfen gel seninle 2 saat yoğun bakıma girelim. O 2 kat kıyafetin altında yüzünüzde maske, üzerinde bir korumalıkla beraber o yoğun bakım ortamında ayaklarınız her tarafına sarılı, orada nefes almakta zorlandığınız, yani bu çok önemli, hipoksiye giriyorsunuz resmen ve şıpır şıpır terlerken kıyafetinizi çıkardığınızda resmen suyunu sıktığınızda suyu çıkacak kadar sıcak ortamda nefes alamayacak kadar zorlandığınız ortamda, daha da önemlisi bunun maden ocağında da yapabilirsiniz. Evet, çok havasız, sıcak bir yerde de çalışabilirsin ama daha da önemlisi karşınızda enfekte olmuş, ölüm riski olan, sizi hasta etme ihtimali olan bir hasta ve bir virüse karşı siz orada bu mücadeleyi veriyorsunuz. O virüsü de kapamanız gerekiyor bu işaret yaparken. Daha ilerisi ben de ilerlediğim, evet.
can veriyorsun sen. Siz aynen, yani evet. Doktorlar, sağlıkçılar, sadece yardımcı işte çalışanlar, hemşireler de ayrılmak. Yani canında sıkıntı olan, her an gidip gelme aşamasında olan bir insana el uzatarak tekrar yaşam veriyorsunuz. Yani Cenab-ı Allah'ın verdiği yaşama tekrar siz verdiğiniz ilaçlarla, o bakımla destek oluyoruz diyorum yani. Çok canı veren yani. Rabbim. Tabii ki. Yani canı verme derken dediğim o. Yani gidip gelme şeyinde aynen, siz evet. Bir taraf oluyorsunuz ve güç veriyorsunuz o tarafa. Bu çok önemli. Bunu bu vesileyle, bu mikrofonlardan da söyleyelim. Her ne şartlarda, her ne olursa olsun, yani insanlar kendilerine, sinirlerine hakim olacaklar ve özellikle sağlıkçıların bu çalışmalarını 2 saniyede olsa gözlerinin önüne getirip bu sağlıkçılara yapılan şiddete kesinlikle maruz kalınmaması lazım. Ben yoğun bakım bir hocamızın 6 ay evine gitmediğini, hala hastanede kaldığını veya bazı hocalarımızın evi dışında kiralamış oldukları dışarıdaki başka bir yerde kaldıklarını buradan söylemek istiyorum. Evet. Başka bir şey söylemeyeceğim. Yani çocuklarına hasret. Evet. Evet. Zaman zaman sadece böyle uzaktan görüşmeye gidiyorlar. 6 ay ben yoğun bakım hocamızın hiç evine gitmediğini, hastanenin bir katında kendisi ayrılmış odada hocalarımızın kaldığını söylemek istiyorum. Allah razı olsun. Sadece insan faktörü değil yani doktorun dışında Türkiye'deki sağlık sisteminde de makine, tesisat, cihazlar olsun. O işte siz söyleyin, hastaneler olsun, diğer ülkelere nazaran çok daha iyi olduğunu bu virüste gördük diye. Bakın, yani insan içinden böyle şu geliyor, ya gerçekten biz güçlü bir devletiz, gerçekten biz kuvvetli bir devletiz, gerçekten biz başarılı bir devletiz demeyi gerçekten haykırmak istiyorum. Bakın, başından itibaren neredeyse hiçbir zaman malzeme, cihaz, personel, fizik alan sıkıntısı çekmeli. Çok açık söylüyorum. Vaka yoğunluğunun çok fazla olduğu bir dönemde Afyon'da elimizde toplam devlet hastanesiyle beraber üniversite hastanesinde 2 veya 3 tane solunum cihazı kaldı. Boşta. Ben saat 11.30'da kayıtları yanımdadır. Sayın Bakanımızı aradım. Dedim ki Sayın Bakanım böyle bir durum var. Yoğun bakım solunum cihazımız şu durumda. Yeni hasta, birkaç tane de hasta geldiğinde bunları yatıracak, bağlayacak cihazımız yok. Bu konuda ne yapabiliriz? Desteğiniz olur mu dedim. Yaklaşık bana mesaj attı. Dedi ki toplantıdayım. Ben genel müdürümle görüşüyorum. Geri döndüler yaklaşık bir yarım saat sonra. Yarın size 10 tane solunum cihazı geliyor diye. Ve o cihazlar geldi. İstediğimiz anda biz cihaza ulaşabildik. İstediğimiz anda malzemeye ulaşabildik. Bu temizlik malzemesi olur. Pamuğundan tutun da İlacına kadar her an ne zaman istesek malzememiz geldi. Hiçbir zaman yokluk çekmedik. Ya bu çok büyük bir başarı. Yurt dışında gördük yani İtalya'da, Almanya'da, Fransa örneklerini gördük. Yani yer olmadığını, yoğun bakımlarda yatak olmadığını, cihaz bulunamadığını, hastaların hastane koridorlarında yattığı alanı şeyleri gördük. Bir de zaman zaman eleştirilen mesela şehir hastaneleri bizi en çok kurtaran bu sıkıntıda bu dönemde bizi en çok rahatlatan şeylerden birisi de o oldu. Özellikle büyük şehirlerde de şehir hastaneleri çok ciddi bir açığı kapattı. Yani gereksiz fazla delinen hastaneler aslında bundan sonra bana göre sadece Covid değil başka pandemileri de artık biz görmeye devam edeceğiz. Karşımıza başka tiplerde başka maske altında bu bakteriler ve virüsler karşımıza gelecek pandemi yapacaklar. Anladık ki o şehir hastaneleri gerçekten gerekliymiş. Bunun yanında sağlık açısından da ben tekrar yani şanslı olduğumuzu herkese söylemek istiyorum. Türkiye'nin her noktasında bir şekilde ilaca, hastaneye, yatağa, hekime, hemşireye ulaşma şansımız var. Bu konuda en zor dönemde ki bundan daha büyük bir imtihan olmaz. Evet. Ya sağlıkla ilgili bundan daha fazla, daha kötü bir imtihan olacağını düşünmüyorum. Afyon'da bu sınavdan başarıyla geçti. Tüm Türkiye başarıyla geçti. Afyon'da öyle ama biz gerçekten birçok ile göre Afyon'da bu süreci başarılı yönettiğimizi ilin yöneticilerinden, sağlık yöneticilerinden herkese kadar bu konuda el birliğiyle başarılı bir çalışma yürüttüğünü söyleyebilirim. Şeyi hatırlıyorum ben, bundan önceki Gökmen Çiçek'ten önceki vali Mustafa Turman'da zorunluydu. Yani, vali Bey'le de sürekli istişare halindeydik. Yayında da konuşmuştuk.
Türkiye'ye örnek olacak bazı kararlar Akyol'dan çıktı Sayın Hocam. İşte cenazelerin 10 kişiyle sınırlandırılması, cenaze ilanlarının yasaklanması, işte şehir, köy ve benzerlerden minibüslerle şehir merkezine taşıma, düğünler. Düğünler. Mevlütler. Bunların yani ilk bu tip yasakları koyan da Akyonkarahisar'dı. Evet. Valilikte sizlerdiniz. Evet. Yani o önlemlerde bu virüsün Akyon'da çok fazla yani diğer illere göre fazla artmamasının sebeplerini de bu şekilde değerlendirebiliriz. Hemen şeye geçelim. Aşı, gündemde aşı var. Mutlaka siz olayın içerisinde olduğundan dolayı aşıda olmuşsunuzdur. Aşı çalışmaları nasıl gidiyor? Biraz önce dedik ki %14 yani 11 milyon 500 kişi aşı oldu. Türkiye ortalamasına da baktığımız zaman %14. Bu rakamlar tabii ki azımsanacak rakamlar da değil. Aşı çalışması, Türkiye'nin kendi aşısını bulma konusunda çalışmaları nasıl görüyorsunuz? Neler söylersiniz? Şimdi ben pandemi her zaman kafamızda kötü yer etmesi. Aslında pandemiler veya bu tür sorunlar, bu tür salgınlar bazen diğer salgınlara veya diğer felaketlere hazırlanma açısından da bir avantaj haline dönüşüyor. Ben açıkçası özellikle aşı çalışmaları açısından pandeminin Türkiye'yi yeni bir noktaya götürdüğünü düşünüyorum. Bu pandemi sayesinde Türkiye'de aşı çalışmaları hızlandı. Aşıyla ilgili yapılan araştırmalar, bununla ilgili yapılmakta olan teknolojik yatırımlara aslında bir anlamda ivme kazandırdı. İlaç sanayi ve teknoloji açısından baktığımız zaman dünyanın birçok ülkesine göre çok iyi durumdayız. Ancak kabul etmek gerekir ki aşı konusunda maalesef dünyanın özellikle gelişmiş ülkeler açısından söylüyorum bunu. Gelişmiş ülkelere göre biz biraz daha geride kaldık. Biraz daha net söyleyelim. Türkiye'ye yakışmayan bir yerdeyiz. Evet, Türkiye'ye yakışmayan bir yerdeyiz. Ancak bu pandemi süreciyle beraber ülkemizde 9'un üzerinde diyebiliyorum ama şu anda ben aynı zamanda İzmir Biyotip ve Genom Merkezi Yönetim Kurulu üyesiyim. Oradan da biliyorum. Şu anda 4 tanesi ciddi olarak sonuca ulaşabilecek şekilde devam ediyor. Bir tanesi özellikle Kayseri merkezli çalışmada artık faz çalışmalarının son noktalarına gelmiş durumda. Şimdi faz 2 ve faz 3 aşamalarında mevcut tabloda özellikle ilk hayvan çalışmaları ve faz 1 çalışmalarında başarılı sonuçlar elde etti. Ben bu aşı çalışmalarının, çünkü dedim ya biraz önce, yani bu bizi bu sene bırakmayacak. Yani önümüzdeki senelerde de biz sanki bir grip gibi, evet, muhtemel de yanına bir ilaçla beraber, aşıyla beraber biz her sene bir grip atağı gibi küçük boyutlarda veya büyük boyutlarda ama şimdiki durumdan daha az vaka sayısıyla küçük küçük ataklar yaşamaya devam edeceğiz. Hayatımızın bir parçası olacak yani. Ve ben şuna seviniyorum açıkçası. Bir an konudan konuya atladım ama bunu özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bize bir şey öğretti bu pandemi. Hastalıklardan korunmak için, solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için maske hayatımızın bir parçası da olacak. Biz zaman zaman işte hac mevsiminde, haçta, uluslararası seyahatlerde, uçaklarda görürdük. Endonezyalılar, özellikle Japonlar, bunlar çok fazla maske takarlardı. Mesela uçak yolculuğu sırasında Japonlar hep maskeli görürdük. Yani niye bu kadar çok maske takıyorlar, çok mu korkuyorlar hasta olmaktan diye. Şimdi gördük adamlar haklılarmış. Yani onlar grip olmaktan mı korkarlarmış. Çünkü bir grip enfeksiyonu bir iş seyahatine gidiyorsanız sizin 3 gününüze mal olabiliyor. Performansınızı, başarınızı, oradaki iş görüşmenizi etkileyebiliyor. Tatile gidiyorsanız da tatiliniz zehir olabiliyor. Evet. Bundan sonra muhtemelen maske bizim hayatımızın bir parçası olacak. Özellikle kalabalık yerlerde, toplu taşım araçlarında, uçaklarda, otobüslerde maske takmak en azından benim artık hayatımın bir parçası olacak gibi görünüyor. Şimdi aşı çalışmaları geri dönecek olursak, Türkiye'deki çalışmalar şu anda iyi gidiyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama tamamen vatandaşın yararına kullanılabilecek bir düzeye gelmiş olması için de hala bir süre ihtiyacımız var. Bu yani bunu ben uzmanlarla da bir değerlendirme okudum. En iyi ihtimalle 1 yıl sonra diyorlar Türkiye için. Bana göre 6 aydan sonra bu artık kullanılabilir, kullanılamayacak noktaya geliriz. Olabilir mi? Olabilir diye düşünüyorum şu anki tabloya baktığımız zaman. Ama bu asla bizi umutsuzluğa itmesin. Çünkü bizim bundan sonra da aşıya ihtiyacımız var. Ha ola ki Covid pandemisi veya Covid enfeksiyonu tamamen dünyada ortadan kalkabilir. O zaman bu aşılar boşa mı gitti? Hayır.
bu aşıları elde etmek için yapılan araştırmalar, Ar-Ge çalışmaları, faz çalışmaları ve bununla ilgili yapacak yatırımlar bize bundan sonra diğer aşıların, rutinde kullandığımız aşılar yanında herhangi bir salgınla karşılaştığımızda yeni geliştirdiğimiz aşılar için çok ciddi bir tecrübe oluşturur. Diğer virüslere karşı alınan önlemlerin altyapısı en azından elimizde hazır olmuş olması. En azından bir hazırlık süreci geçirmiş olduk. Dünyada tabii şunu da söylemek lazım. Yani diğer ülkeler aşı yaptı. O ne kadar güzel. Onlar çok ileri dememek lazım. Aslında aşı çalışmaları öyle ilk söylendiği gibi işte ben aşıyı ürettim. İşte şu kadar aşı üretiyorum. Şu kadar başarılıyım demek olmuyor. İşte isim söylemek istemiyorum. Bir aşının insanlarda çok ciddi yan etkilere neden olması nedeniyle şu anda 21 ülkede kullanımı yasaklandı. Yani aşıyı üretmekle olmuyor bu. Çünkü bir aşının piyasaya sürmesi, piyasaya girmesi 4 ile 15 yıl arasında bir süreç alıyor. Pandemi sürecinde bu süre 6 aylara 1 yıllara indi ama tabii bunların etkilerini, uzun süreli etkilerine de bakmak lazım. Yani 3 yıl sonra acaba bu aşılara bağlı herhangi bir komplikasyon gelişiyor mu gelişmiyor mu diye. Niye bunu söylüyorum? Devletimiz, bakanlığımız aslında burada çok mantıklı bir iş yaptı. İlk başlangıçta çok eleştirildi. Özellikle zayıflatılmış virüs aşısı. Yani Çin'den gelen aşıyla mı biz aşılanacağız diye bir önce aslında burun kıvrıldı ama bana göre en doğru seçimdi bu. Çünkü diğer aşılar, mRNA aşıları veya diğer aşıların biz şu anda etkinliği, evet etkinliği var ama uzun süreli kullanımda ne yapacağım bilmiyorsunuz. Yan tersi olabilir veya olmayabilir. Evet, evet. Ama şu oldu. En azından şu anda biz zayıflatılmış aşıyla şu anda aşılamaya başladık. Biz diğer aşıların neler yapabileceğini de görmüş olduk. Evet. Mesela o ismini vermeyeceğim aşı firmasının aşını eğer biz ilk onu getirmiş olsaydık şu anda Türkiye'de kıyamet kopardı. Doğru. Niye bu kadar işe yenilmesi olan bir aşı getirildi diye. Doğru bir tercih oldu. Bize zaman kazandırdı. Diğer aşıların etkinliği ve yenilmelerini görme açısından bize zaman kazandırdı. Dolayısıyla bundan sonra Çin'den gelecek aşının yanında Almanya'dan veya İngiltere'den gelecek aşılarla da biz gönül rahatlığıyla aşılanabiliriz artık bundan sonra. Şu an akut dönemde bu aşılarla tabloyu toparlamamız lazım ama bunun için de toplumun %60-65'inin aşılanmış olması gerekiyor. Ondan sonra inşallah Allah nasip ederse kendi aşılarımızla sadece koronaya karşı değil diğer tüm virüs ve bakterilere karşı da özellikle toplum sağlığı için önemli aşıları da üretir, bu teknolojiye sahip, bu bilgiye sahip ülkeler konumunda oluruz. Aşı sıkıntısı var mı? Şöyle, aşı sıkıntısı var ama bunu şey olarak söylemek istemiyorum. Yani dünyadaki şu anda nüfusa bakarsak 7 milyarlık bir nüfusa siz aşılamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla ülkeler aslında aşı üreten firmalar diyeyim daha doğrusu bir anda dediler ki ben şu ülkeye şu kadar milyon doz aşı, 300 milyon doz aşı, 500 milyon doz aşı, 100 milyon doz aşı gibi rakamlar telafi edildi ama tabii bunlar hemen yarın verilecek rakamlar değil. Bunlar 2 yıllık, 1 yıllık süreçte teslim edecek rakamlar. Çünkü aşı teknolojisi, aşının hazırlanmasından, enjektöre konulması, bunun ucundaki enjektörün özelliğinden tutun da işte korunması, transportu sırasında işte bozulmaması gibi birçok faktör bu süreci etkiledi. Enjektör bulamıyorsunuz. Şu anda aşı üreten firmalar vial bulamıyorlar. Vallahi. Tabii çünkü bir anda siz milyarlarca doz aşı üretmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla Almanya'da ne kadar aşı sıkıntısı varsa, yani Almanya nüfusunun yüzde kaçını aşıladı? Bizimle aynı neredeyse. Evet. Niye hepsini bir anda aşılayamadı? Kendi üretiyordu aşıyı. O konuda en iyi süreç olan İsrail. Bunun bir süreci var. Bunun bir süreci var. Ama İsrail'in nüfusuyla Almanya'nın nüfusu veya Türkiye'nin nüfusunu karşılaştırmamak lazım. Onlar bir anda 10 milyon doz aşı yapabilirler. Ama ben 80-90 milyon doz aşı yapacağım. Bir de bunun iki katını yapacağım. İkinci doz aşılama yapacağım. Dolayısıyla tüm dünyada ne kadar aşı sıkıntısı varsa Türkiye'de var. Ama çok erken dönemde anlaşmaların yapılmış olması, bununla ilgili girişimler yapılmış olması nedeniyle biz birçok ülke hala yeteri kadar aşıya ulaşamamış veya aşı yapamamışken biz gerçekten toplumun %13'ünü 14'ünü aşılamış duruma geldik ki bu gerçekten bir başarıdır. Evet. 99.9 Gün Efendi'yiz. Gündem Özel Programı'nda Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş konuğumuz. Tabii bu virüs hocam bize
sağlıkla başlıydı bunların, yani sağlık ne derece kıymetli olduğunu ötesinde biraz önce de konuştuk, işte maskeyi tanıttı, temizliğin ne kadar önemli olduğunu söyledi ki bizim şansımız da şu, hakikaten Müslüman ülke olduğumuzdan dolayı ellerimizi yıkamak, işte abdest almak da sürekli yani o temizlik konusunda çocukluktan gelen bir alışkanlığımız vardı. Bu çok önemliydi. Bir de geçtiğimiz günlerde ben Veysel Erol Hocam'a da söyledim. Su sıkıntısı yok. Şimdi siz el yıkayalım falan diyorsunuz da bir de su sıkıntısı olmuş olsaydı ne olurdu? Yani böyle bir salgın hastalığı karşı bir başka sıkıntı daha yaşanabilirdi. Böyle olumsuzluklara olumlu yönden bakmanın anlamı da bu. Bize bir şey daha öğretti. İşte üniversitedeki tıp fakültesinin eğitimi ve ona bağlı fakültelerdeki eğitime. Uzaktan eğitim diyeceksiniz. Evet. Çok önemli. Yani, bunu da öğrenmiş olduk. Yani dünyadaki diğer ülkeler gibi. Nasıl gidiyor Afyon Karahisar'daki eğitim öğretim çalışması size var o fakültelerde? Evet. Şimdi çok ilginç. Söylediğiniz çok doğru. Covid bize birçok şey öğretti. Bunlardan birisi de aslında eğitimin uzaktan da yapılabileceği. Aslında işin evden de yapılabileceği. Home office çalışmaları. Uzaktan online çalışma, online işbirliği, online eğitim, bunların hepsi artık hayatımıza girdi. Bundan sonra da kolay kolay çıkmaz. Aslında çok da güzel oluyor. Çünkü yer ve zaman bağımlı olmadan, yani işte hemen bir çalışma yapacaksınız veya bir arkadaş grubuyla bir toplantı yapacaksınız, bir küçük seminer sunacaksınız, anlatacaksınız. Diyorsunuz ki arkadaşlar saat akşam yemeğinden sonra evde rahat rahat saat 9.30'da şu toplantımızı yapalım diyorsunuz, açıyorsunuz, online toplantınızı yapıyorsunuz. Yani zaman ve mekan kavramından da biraz daha kurtulmuş oluyorsunuz, soyutlanmış oluyorsunuz. İnsanları bir yere toplamak, yüz yüze eğitim, yüz yüze toplantılar hakikaten de özellikle bu pandemi sürecinde çok ciddi sıkıntı oluşturacaktı. Türkiye'nin altyapısının aslında bilişim açısından da ne kadar hazır olduğunu da görmüş olduk. Açık ve net söyleyeyim. Özellikle bu pandemi sürecinden sonra eğitimin duraksaması, yüz yüze eğitimin ertelenmesi, ötelenmesi nedeniyle çok hızlı bir şekilde biz bu konuda ne yapabiliriz? Hangi sistemleri kullanabiliriz? Hangi programları kullanabiliriz ve nereden destek alabiliriz? Çünkü bu çok önemli. Bir anda işte bizde 6000 öğrenci var, 6500'e yaklaştı. Bu öğrencileri bir anda günün mesai saati başladığından itibaren 8.30'dan akşam 5'e kadar gruplar halinde çok yoğun bir internet trafiği içerisinde kesinti olmadan, aksama olmadan bu eğitimleri vermek zorundasınız. Başlangıçta biz ülkemizde bu konuda uzaktan eğitim konusunda tecrübeli, hemen hızlı bir şekilde birkaç kurumla anlaşma yaptık. Onların sistemleri üzerinden hemen anlaşmalarımızı tamamlayıp yaklaşık yani neredeyse bir hafta 10 gün içerisinde biz tüm öğrencilerimize eğitim verecek şekilde online eğitim verecek şekilde sistemimizi kurguladık ve eğitimimize başladık. Güzel bir şey daha yaptık. Bu eğitim sırasında anlatılan tüm dersleri de kayıt altına aldık. Dolayısıyla öğrenci herhangi bir şekilde dersi kaçırdığında sistem üzerine koyduk. Bunları öğrenci istediği vakitte o dersi açıp geri dönüp olarak derslerini de rahatlıkla dinleyebildi. Online sınavı öğrendik. Online sınavın trik noktalarını öğrendik. Online sınavın hilelerini öğrendik. Öğrencilerin açıkçası hangi tür hileler yapabildiğini, işte ekranın arkasından kitap açılması, ayna konması gibi farklı şeyler. Tabii buna yönelik olarak da bazı üniversiteler sınav sırasında işte arkasına ayna koymayı mesela örnek yani. Evet. Bilkent Üniversitesi tüm öğrencilerine şey gönderdi, ayna gönderdi. Arkada koyun, sınav sırasında önünüzde herhangi bir şey var mı yok mu diye tedbir almayı da öğretti. Bununla ilgili gerçekten biz online uzaktan eğitim konusunda hem gücümüzü görmüş olduk, bunu yapabilir olduğumuzu gördük. Hem de Allah'a şükür şu ana kadar aksamadan öğrencilerimize online ortamda eğitimlerimizi, uygulamalarımızı, ödevlerimizi ve sınavlarımızı aksamadan yaptık. Ancak yine de açıkçası böyle kafesi boş görmek insana ne kadar hüzünlendirirse içinde kuş olmadan, o cıvıltılar olmadan bize de çok hüzün veriyor. Ben zaman zaman rektörlüğün penceresinden bakıyorum, o bahçeye bakıyorum, o ağaçların arasına bakıyorum. Yani bomboş olması gerçekten insanı hüzünlendiriyor. Yani biz bir an önce tabiri caizse bu melet aramızdan gitsin de biz öğrencilerimize kavuşalım diye bakıyoruz.
O yüzden biz şöyle bir şey de yaptık Afyon'da. Yok özellikle ikinci dönemde uygulamalı eğitimlerin yüz yüze verilmesini tavsiye ettik. Biz ikinci bir şey daha yaptık. Buna da YÖK'e sunduk bunu yapabilir miyiz diye. Gayet güzel oldu dediler. Biz aynı zamanda, şimdi bakın pandemi ne zaman başladı? Pandemi Mart ayında başladı ama Ocak'tan itibaren kıpırdanmaya başlamıştı zaten. Bazı ipuçları veriyordu. 2 yıllık bir meslek yüksek okuluna giren bir arkadaşımız, bir öğrencimiz geçen sene ne yaptı? Sadece ilk dönem eğitimi aldı. Evet. İkinci dönem eğitimi yok. Peki ikinci sınıfın ilk dönemi ne oldu? O da gitti. Bu arkadaşa biz uygulamalı eğitimi yok diye ikinci yılın ikinci döneminde eğer biz yüz yüze eğitimi almazsak ne olur? Neredeyse hiç hoca yüzü görmeden eğitimini tamamlamış olacak. Bu kişi içinde, öğrenci içinde, ailesi içinde, çevresi içinde ve eğitim sistemi içinde aslında birazcık can sıkıcı bir durum. O yüzden dedik ki biz meslek yüksek okulların 2 yıllık okullarının son dönemleri de biz yüzde çağırmak istiyoruz. Seyreltilmiş olarak biz bunlara işte 16 kişilik grupları 8'e böldük, 4'lere böldük. Dedik ki biz bunları yüzde alıp... Yani kaç öğrenci var bu şekilde? Yaklaşık 1200 öğrenci var bizde. Evet, 1200 öğrenci var. Ve şey de biz talep ettik, bunları aşılamak istiyoruz dedik. Bakanlıktan da izin aldık. Şimdi bu arkadaşlarımız geldiler, gelecekler. Çünkü bunları böldük, gruplara böldük. Aşılarını yapacağız ve biz bunları yüz yüze eğitimlerini en azından son dönemlerini hoca yüzü görerek, sınıf yüzü görerek, birebir tartışarak, konuşarak, kafasındaki sorulara cevaplayacak şekilde eğitim almalarını istedik. Bu da güzel oldu diye düşünüyorum. Biz bunu ilk biz yayınladık, onu da söyleyeyim. Eğitim programını ne yapacağımızı ilk biz internet sitemizden yayınladıktan sonra diğer üniversitelerin bir kısmı da meslek yüksek okulun ikinci sınıflarında yüzde eğitime çağırdılar bu şekilde, seyretmiş eğitimle. Ya ne zaman başlıyor? Öğrenciler gelmeye başladı mı? Tabii. Şöyle, biz bunu şöyle yaptık, biraz süreci de görmek istedik. 14 haftalık bir eğitim periyodu var. Bunun ilk 7 haftası teorik olarak devam ettik. Diğer geri kalan 7 haftasında yüz yüze eğitim şeklinde. Şu anda teorik olarak devam ediyor. Teorik devam ediyor. Muhtemelen 3 hafta veya 4 hafta sonra bunlar aşıları da yapılacak. Anladım. İsteyen önce gelip aşısını yaptıracak ve ilk yani Nisan, Mayıs falan. Evet, ondan sonraki 7 haftayı yani mezun olduklarında yüzde eğitimle mezun yani, olacaklar. Tabii bunlar sadece ellerine diplomanın ötesinde bir de iş yapacaklar, iş hayatına girecekler. Söylediğiniz gibi bu konuları sadece internetteki bilgilerle değil, bunun pratiği de çok önemli. Onu da Afyon'da, daha doğrusu Türkiye'de Afyon Üniversitesi'nin böyle karar alarak ilk bir model olması, örnek olması da sevindirici bir gelişme. Kutluyorum. Gün Efendi'yi değerli dinleyenler, Gündem Özel programında Nurullah Okumuş hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Şimdi sosyal medyada kullanımında bir sıkıntı var mı? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Yani birçok öğrenciler şöyle, üniversite öğrencileri çocuklarımız da tercih ederken bazı kriterler arıyor. Yani Afyon Karahisar'daki tıp fakültesini öğrenci işte Konya Selçuk'taki ne değil de Afyon'u niye seçsin gibi. Yani bu konuda da Afyon'un tanıtılması, Afyon'un iyi reklamının yapılması yanında tabii ki üniversitenin de çıkardığı, mezun ettiği öğrencilerin meslek sahibi olarak iyi yerlerde başarılı olması gibi kıstaslar olmuş oluyor. Bu konuda sıkıntı var mı? Yani ben bir öğrenci olarak neden Afyon'u tercih edeyim diye sorduğumuzda neler söylersiniz? Şimdi sosyal medya, bunun yanında dijital medyayı veya interneti biz çok aktif kullandığımızı düşünüyorum. Niye bunu düşünüyorum? Şimdi bu pandemi sürecinde biz arkadaşlar ne yaptık? Bunu YÖK de istedi aslında. Ne yaptık? Hangi çalışmaları yaptık? Hangi toplantılar, seminerler, online olarak neler yapıldı? Hangi tanıtım faaliyetleri yapıldı diye baktığımızda toplamda tam 680 adet bu süreç içerisinde çalışma yapılmış. 680. Evet, bunların da yaklaşık 87'si direkt olarak COVID ile ilgili. COVID ile ilgili çalışma, ilaç çalışmaları var bunun içerisinde. Bunun yanında işte seminerler var, toplantılar var, kitaplar var, kitapta bölüm yazıları var ve makaleler var. Evet. Bu çok iyi bir rakam. Yani Türkiye açısından Afyon ölçeğine baktığımız zaman çok yüksek rakamlar bunlar. Biz bu konuda özellikle SKS, Sağlık, Kültür, Spor Dairesi,
Bunun yanında sekreterlik ve fakülteler ve özellikle de bu süreçte hiç aksamadan yürüttüğümüz kulüp faaliyetlerimiz, öğrenci kulüpleri. Ve bunun yanında toplum yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Kızılay'ından tutun Yeşilay'ına ve diğer derneklere kadar çok büyük işbirlikleri yaptık. Ve neredeyse ben şöyle bir sordum arkadaşlara. Arkadaşlar haftada biri aksattık mı? Yok hocam bazen haftada 3 oldu dediler. Neredeyse her hafta mutlaka bir seminer, bir tanıtım faaliyeti, bir tartışma programı online'da olsa biz bunları bu süreç içerisinde yaptık. Bunun yanında Facebook ve Twitter hesaplarından, üniversitemize ait hesaplar üzerinden de üniversitemizle ilgili haberleri, tanıtıcı faaliyetlerini de yaptık, yapmaya da devam ettik. Niye Afyon'u tercih etsin? Şimdi biz göreve geldiğimiz andan itibaren dedik ki Afyon'un çok büyük bir gücü var. Eğitim gücü var, kapasitesi var ve biz bu kapasiteyi artırmamız gerekiyor diye. Şimdi bu süreç içerisinde özellikle de eğitim faaliyetleri açısından da, eğitim kalitesini artırma açısından da çok ciddi çalışmalar yaptık. Geçen seneki rakamları kaç hocamız var, kaç profesörümüz var, kaç doçentimiz var, kaç öğretim görevimiz var diye toplantı, sizinle program yapmıştık. O programda ben rakamlar size söyledim. Şu anda çok iyi rakamlardayız. Neredeyse %100'e yakın artışlar sağladık. Özellikle doçent, profesör ve tekrar alalım isterseniz. Şu anda 43 profesörümüz var. Şu anda 43 profesörümüz var. Evet. 35 doçentimiz var. 144 doktor öğretim üyemiz var. 144 doktor öğretim üyesi. Doktor öğretim üyesi. Evet. Bunun yanında da 74 öğretim görevlimiz var. Araştırma görevlilerini dahil ettiğimizde toplam rakamımız 514. Ama özellikle profesör ve doçent kadrolarına baktığımız zaman bu rakamları 2 hatta 3 katına katlamışız. Yani bir sıkıntı yok kadroda. Kadroda kadrolarımızı rahatlattık. Evet. Genişlettik. Özellikle de ihtiyacımız olan alanlarda eğitim kadrosunda ciddi desteklemeler sağladık. Bunun yanında fiziki alanlarda ciddi değişiklikler yaptık. Eklemeler yaptık. Örneğin şu an kalp merkezi, yani kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi birimlerimiz Türkiye'de kalp merkezi unvanı alan ilk 3 üniversiteden birisi oldu. Yoğun bakımlarımız, kliniklerimiz, dersliklerimiz, çok ciddi oranda dersliklerde yenileme ve eklemeler yaptık. Yeni 4 tane laboratuvar, 14 tane yeni derslik ekledik. Durmuyoruz. Bu sene ödeneğini aldık. Proje ihalesinde tamamladık. Geçen hafta itibariyle şu anda 35 bin metrekare alan, kapalı alan üzerine 3 ana bloktan oluşacak şekilde A bloğun, şu anda bilenler için söylüyorum, A bloğun arka tarafında içerisinde 3 tane fakülte, 2 fakülte ve yüksek okulunda yer alacağı yaklaşık 30 civarında amfi, derslik, buna ek olarak derslikler, laboratuvarlar, öğrenci kulüpleri, faaliyet alanları ve laboratuvar olacağı devasa bir eğitim bloğu yapıyoruz. Bunun proje ihalesi geçen hafta itibariyle tamamlandı. Bunun da müjdesini vermiş olalım. Evet. Tamamen sıfır, yeni yapılmış, mevcut, modern tarzda günümüzün ihtiyaçlarına uygun devasa bir eğitim bloğu yapıyoruz. Şey olarak ne zaman bitecek sözleşmesi? Şöyle 35 bin metrekare kapalı, evet, alana sahip. Bize dediler ki biz her sene o şekilde anlaşıldı daha doğrusu. 15 bin metrekaresini, yani blok blok tamamlayacağız. Evet. Yani 3 yılın sonunda bu eğitim bloğu tamamlanmış olacak. Ama burada tamamen modern tarzda amfiler, derslikler, laboratuvarlar. Bunun yanında özellikle fakültelerin ve yüksekokulun idari birimleri hepsi içerisinde olacak. Devasa bir kütüphane. Bunun yanında niyetimiz, Allah nasip ederse, Türkiye'de çok az örneği var, iki yerde var. Devasa bir simülasyon merkezi de yapacağız bunun içerisinde. Her türlü hasta senaryosunu... Bu 35 bin metrekare olan yerde. Evet, bunun yanında, çünkü onun ayrı olması gerekiyor, bir acil giriş olacak. Yani resmen bir hastane simülasyonu oluşturuyoruz orada. Tamamen elektronik olarak ve dijital bilişim olanaklarıyla canlandırma ve senaryolanacağı bir simülasyon merkezi planımız var. Bu eğitim kalitesini artıracak. Mesela işte özellikle pandemi döneminde bu çok önemli. Hastayı direkt muayene edemiyorsunuz. Enfeksiyon riski var. Girişim yapmakta zorlanıyorsunuz, eğitim vereceksiniz. Ama o maket ve simülasyon programlarının yapmış olduğu şeylerle, Öğretilerle direkt hasta üzerine, orada maketler üzerine girişim yapabileceksiniz. Direkt olarak orada kan nasıl alınır,
damar yolu nasıl açılır, hasta nasıl restore edilir, kalp masajı yapılır. Ama bunları sanki normal canlıymış gibi, yani Türkiye'de buna sahip çok az merkez var. Biz bu merkezlerden birisi olmak istiyoruz. Bu dersliklerin yanında işte mesela acil servisle ilgili sıkıntımız vardı. Şu anda gerçekten Allah razı olsun Afyon'un bir bağışçımızın desteğiyle bizim şu anda erişkin acilin yanında 4 katlı çocuk acil, çocuk poliklinikleri ve cerrahi girişim bölümlerinin olacağı güzel bir yer yapıyoruz. Yine tamamen modern tarzda. Erişkin acille çocuk acil ilk saniyelerde çok iyi gitmiyor. Orası bittiğinde mevcut erişkin acilinde revizyon yapacağız. Bunun da parasını aldık. İnşallah bu senenin ikinci yarısında şehir merkezinde olan ve kampüs dışındaki tek birimiz olan, birimimiz olan Diş Hekimliği Fakültesi, Hastanesi ve Polikliniğini şu anda F bloğun yanındaki boş alanda inşaatına başlamış olacağız. Diş Hekimliğini de merkeze alıyoruz. ARGE merkezi yine ikinci yarıda başlayacağımız bir ARGE merkezi çalışmamız var. Eczacılık Fakültesi önümüzdeki sene 3. yıl öğrencini alacak. Laboratuvar ihtiyaçları vardı. Onların laboratuvarlarını tamamladık. Hastanemizin ve kampüsümüzün en önemli sorunlarından birisi güvenlikle ilgili sorun. Nedir o? Çok geniş bir kampüs alanı olması ve bu kampüs alanının direkt birebir yolla bağlantılı olması. İnsanların istediği an hastanenin veya kampüsün herhangi bir yerine girip çıkabilmeleri güvenlik açısından bir zafiyet oluşturuyor açıkçası. Bununla ilgili de onayımızı aldık. Açıkçası ödeneğimiz de ayrıldı. Güzel bir hastane kampüsünün, hastane diyorum özür dilerim, kampüsün tüm ön tarafındaki ve yan taraftaki güvenliğini sağlayacak. Uyur güzel. Evet, güzel bir duvar çevrelemesi yapılacak. İç peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Otoparkla ilgili düzenlemeler yapacağız. Bir şeyimiz daha var. Epey bir yol aldık ama hadi burada onu da söylemiş olan birazcık sana daha netleştiğini söylemek istiyoruz. Bir önemli amacımız, hedefimiz daha var. Türkiye'nin yeşil enerjiyle, dönüştürülebilir enerjiyle ısınma ve enerji ihtiyacını karşılayan, en fazla karşılayan üniversite olma niyetimiz var. Bu konuda çok ciddi bir çalışmamız var. Üniversitemizin açık alanları, otopark alanlarını ve bina çatılarını güneş enerjisiyle şu anda kaplamayla ilgili Enerji Bakanlığı'na bir çalışmamız var. İnşallah olacak, umutlarımız çok yüksek. Onu yaptığımızda, o olmasa bile biz kendi imkanlarımızla bunu yapmak istiyoruz. Bir şekilde bunu zorlamak istiyoruz. Termal enerjiyle ısınmayı, güneş enerjisiyle elektrik enerjisini sağlayan, dolayısıyla fosil yakıt kullanmayan veya minimum kullanan Türkiye'de bu konudaki en ileri veya ilk üniversitesi olma gibi bir niyetimiz de var. Var böyle çalışmalar ama mesela elektrik enerjinin ihtiyacının %25'ini karşılıyor. Ama bunun yanında ısınmayı doğalgazla karşılıyor. Bizim özelliğimiz, tabii bu biraz Afyon'un torpili olacak üniversitemize, termalin olması. Tabii. Dolayısıyla biz dönüştürülebilir veya yenilenebilir enerjiyle ısı enerjisini sağlamış olacağız, ısınmayı. Güneş enerjisiyle de elektrik enerjimizi sağlayacağız. Olduğunda da hem Afyon için, hem üniversitemiz için, hem de dünyamız için iyi bir örnek olmuş olacağız diye düşünüyorum. Evet, yani Türkiye ve dünya için Afyon'a ve sağlığa yakışan bir proje. Yeşil enerjiyle sıhhat bulun diye de sloganımızı da koyduk. Yeşil enerjiyle sıhhat bulun. Sıhhat bulun, evet. Hocam, sohbet su gibi yetiyor. Ben son değerlendirmelerinizi, hani benim soramadığım, sizin anlattığınız, çok yoğun da çalışmalarınız var. Önünüzdeki notlardan da görüyorum. Ama tabii ki bundan sonraki süreçte yine konuk ederiz, yine konuşuruz, değerlendirmeler yaparız. Son değerlendirmeleri alıp veda edelim, buyurun. Evet, yani inşallah üniversitemizi, yani niye bizi tercih eder öğrencilerimiz dediğimizde aslında gerçekten önümdeki listede yaklaşık 10-15 tane her biri ayrı ayrı proje olan, her biri ayrı ayrı yenilik ve gelişme olan yaptıklarımız ve yapacaklarımızın listesi var. Biz bu üniversiteyi Türkiye'nin ve hatta dünyanın sayılı üniversitelerinden bir tane getirmeye çalışıyoruz. Geçen sene ilk yılımız olması hasebiyle ve ismimizin Kocatepe Üniversitesi ile yayınlarda karıştırılması nedeniyle yayın sayımız çok azdı ama bu sene herhalde tam bir patlama yapacağız. Uluslararası çalışma, araştırma, makale, derleme, kitap yazma açısından.
Bunun yanında fiziki şartlarımızı dediğim gibi yeniledik, yenilemeye de devam ediyoruz. Dersliklerimiz, laboratuvarlarımızın sayısını artırıyoruz. Sağlık üniversitesi olmamız hasebiyle de sağlıkla ilgili her alanda da çalışmayı yapıyoruz. Çalışma yapmaya da devam ediyoruz. Bu sene tıbbi aromatikler bölümü açılış onayını 2 hafta önce aldık. Önümüzdeki sene tıbbi aromatikler bölümümüzü de açıyoruz. Bu da bizim hedeflerimizden birisiydi zaten. Dış paydaşlarla kamu, özel sektör fark etmez. Çok önemli projelerimiz var. Bunlardan birisini birkaç hafta içerisinde o müjdeyi de vermek istiyorum. İlimiz için hem büyük bir yatırım olacak hem de sağlık alanında ihtiyacımız olan bir açığı üniversite özel sektör işbirliğiyle inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bu da bir soru işareti olarak kaldı ama bir müjde olarak inşallah bu da gelecek. Bilimsel çalışmalar, ilaç geliştirme çalışmaları bütün bunlar devam ediyor. Biz durmayacağız. Biz bu üniversiteyi geliştireceğiz, büyüteceğiz ve biz gönül rahatlığıyla öğrencilerimiz gelip burada hemşirelik, fizyoterapi, tıp, diş hekimliği, eczacılık bölümlerinin okumasını, bu bölümlerden iyi yetişmiş ve en önemlisi de iyi insan olarak mezun olmalarını istiyoruz. Afyon mezunu işte ismini duyuran bilimsel araştırmalarda ön plana çıkan çocuklarımızın olması da sizin bu gayretli çalışmalarından dolayı çok özel olacak ama Nurla okumuş olarak zaman nasıl geçiyor? Ne, yani bu kadar yoğunluğun içerisinde tamam kitap okuyabiliyor musunuz? Film seyredebiliyor musunuz? Ailenize zaman ayırabiliyor musunuz? Bunlarla ilgili kısa bir yerden bana hemen veda edin. Herhalde tahmin ediyorsunuzdur. En büyük eleştiriyi ailemden alıyorum maalesef. Yani biz insan olarak en büyük eleştirilerimizden birisi o. Yani yeri geldiğinde bazen eve geliyorum. Gündüz gerçekten çok yoğun geçiyor. Eve geldikten sonra yani üzerimi değiştirip böyle bir 10 dakika dinlenip bir yemek yedikten sonra maalesef bu hatayı yapıyoruz. İşlerimiz evde de devam ettiriyoruz. Yani bilgisayarımızı açıyoruz, yapmamız gereken işler, atmamız gereken imzaları, görüşmelerimizi geceye öteliyoruz. Yani gece 1.30-2'den önce yapmıyorum. Yani bu artık şey oldu, rutinim oldu. Sabahta 6 civarında, hemen her gün 6 civarında kalkıyorum. Vücut buna alıştı ama aile alışamıyor. Onlar hep bizden, onlarla beraber evde en azından vakit geçirmemizi istiyorlar. Ben o yüzden herkesin önünde, çocuklarımdan ve çocuğumdan, eşimden haklarını helal etmeyi istiyorum. Bir vazife var. Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Onlarla da zaman geçirmeyi, onlarla da vakit geçirmeyi çok çok istiyorum. Ve elimden geldiği kadar da bunu yapacağıma da onlara söz veriyorum. Hayat dolu dolu geçiyor ama bu asla beni üzmüyor, asla yıldırmıyor. Çünkü siz çalışırsanız vücut da çalışmaya devam ediyor. Evet. Ama tembelleşirseniz vücut sizi sizden önce terk ediyor. O yüzden ben hayatımdan memnunum. Eksiklerimizi inşallah tamamlayacağız. Biraz önce söylediğimiz konularda olduğu gibi. 99.9 Gün FM'de Gündem Özel programında Profesör Doktor Nurlar Okumuş rektörümüzü konuk ettik. Hakikaten genç yaşında rektör oldu. Yoğun çalışmalarını bizlerle paylaştı. Daha tabii ki anlatacakları çok şeyler var. İnşallah önümüzdeki günlerdeki yapacağımız başka programda bu vaat edilen işte inşaata başlayan anlattığı konuları yaşama geçmiş olarak tekrar dinlemiş olur. Hocam ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyenler, önümüzdeki